Geçen hafta bağlantımızda şunu söylemiştim. Şampiyonluk geçen hafta Galatasaray'ın elinde değil, Fenerbahçe'nin yapacağı hatayla gelebilirdi. Fenerbahçe hata yapmadı. Kayserispor'u yenerek dedi ki yok, bu işi Ali Sami Yen'e bırakmamız gerekiyor dedi. Ve şimdi maç buraya geldi. Şimdi bu kez Galatasaray'ın elinde şampiyonluk. Yani bir puanla ayrıldığı takdirde sahadan şampiyonluğu kazanmış olacak. Mutlaka böyle düşünülüyor. Onun için de oyun bize çok farklı senaryolar getirebilir. Yani bu oyun bize farklı senaryoları vaat ediyor. Mesela önde baskı yapan, savunmasını öne doğru çıkartan, ikinci topları kazanmada çok önemli avantajlar elde eden bir Galatasaray senaryosu mu göreceğiz? Yoksa biraz daha kontrol oyununu oynayan, skoru da almaya yönelik bir Galatasaray mı seyredeceğiz? Şimdi Galatasaray'dan başladığımda bunu söylüyorum. Şimdi bu oyuncuları öyle tutabilmek çok kolay değil. Onu özellikle söyleyelim. Yani gelin geride bekleyelim, geçiş hücumu oynayalım demek kolay değil. Galatasaray geçiş hücumunu zaman zaman zaten yapıyor rakibi eksik yakaladığı zaman, ama genel anlamda daha çok ön alanı oynama becerisi olan ya da onu düşünen bir takım. Şimdi senaryoda Galatasaray'ın ne oynayacağını ben şöyle bekliyorum. Tabii ben kişisel yorumumu söyleyeceğim. Daha kontrollü bir oyun bekliyorum. Yine zaman zaman ön alan baskısı, baskıdan çıkıldıktan sonra savunmadaki kalabalıklaşmayı gerçekleştirecek bir Galatasaray bekliyorum. Çünkü kağıt üzerinde zaten bir puan, beraberlik, oyun başladığı gibi biterse Galatasaray işini görmüş oluyor. Öyle söyleyebilirim. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımda, Fenerbahçe'de zaman zaman ön alan baskısı yapan ama öne çıktığı zaman savunma arkasında geniş alanlar bırakan bir takım. Şimdi bunu muhtemelen İsmail Kartal da planlıyor, hedefliyor. Diyor ki evet, biz arkada geniş alan bırakırsak Barış Alper'in koşu yollarına imkanları sağlayabilirsek, arkadan gelen bir Mertens'in formuna baktığım zaman o formuna top taşınabilirse o form golleri getirebilir. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın planlamasında bence daha durarak, daha bekleyerek oynanan bir oyun olacak ve mümkün olduğu kadar savunma arkası koşuları yapmak üzere böyle bir istekte bulunacak ki ben bu manada en çok tartışılan konulardan biriydi. Az önce gazete manşetlerinde de sen de gördün. Batshuayi mi oynayacak, Dzeko mu oynayacak noktasındaki soru da aslında yanıtını bulduğu andan itibaren oyunun formasyonu da yanıt bulacak. Eğer Batshuayi oynarsa daha çok savunma arkası koşular, savunmadan çıkacak uzun ve direkt toplar göreceğiz demektir. Eğer Dzeko oynayacaksa yani oyunun kurularak oynanması gerektiğini, yani topu tutan bir önde tutan bir oyuncuyla oynanması gerektiğini göreceğiz ki benim düşüncem, yani ben bütün senaryoları söylüyorum, sonra da düşüncemi söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin rakibine bir puan yetmesine rağmen bekleyerek oynayıp savunma arkasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışan bir yapıda oynayacağını ve benim kanaatim, yine yanlış da olabilir, Batshuayi ile başlayacağını düşünüyorum. Ama şunu da söyleyelim. Tabii sonuç vesaire söylediğin için biraz uzunca mı anlatıyorum bilmiyorum. Araya sorular sokmak daha mı iyi olur bilemedim ama benim kanaatim bu tür maçların çok enteresan özellikleri var. Bireysel bazı oyuncular sahneye çıkar ve hiç aklınıza gelmeyen oyuncular. İşte ta geçmişten, tarihten bu yana Fenerbahçe'de olduğu gibi. Yani Fenerbahçe'nin mesela kötü olduğu dönemlerde bir Johnson'ın çıkması gibi vesaire. Yani pek çok böyle o gelişmeler var. Mesela işte Kadıköy'de Barış Alper Yılmaz'ın santrofor oynayıp maçın gidişatını farklı bir boyuta çekmesi gibi, yani örnekler çoktur böyle. Onun içinde bazen bireysel bir oyuncu çıkar, çok farklı, yani bütün bu kurgularınızın, oyun kurgularınızın ötesinde sonuca tesir eder. Büyük maçların zaten temel özellikleri budur diye düşünüyorum. Ezgi, çok uzun anlattım herhalde, bilmiyorum, soracağın şeyler vardı. Hayır, gayet güzel anlattınız. Aslında ben de Dzeko mu Batshuayi mi diye soracaktım ki aslında İrfan Can'ın olmaması ve Cengiz Ünder'in olması da belki Batshuayi'nin oynaması açısından bir sebep olarak dahi görünebilir. Çünkü İrfan Can daha oyun kurucu bir oyuncu, kanat oyuncusu profilinde. Cengiz'le Batshuayi arasındaki uyum belki Dzeko'dan daha fazla mı olabilir diye de
düşünüyor insan, her ne kadar daha önce birlikte oynayıp uyumlu bir performans sergilemiş olsalar da Fenerbahçe'de henüz bu durum pek kendini göstermedi. Az önce söylediğiniz bir anda ortaya çıkıp oyunu değiştirebilecek profildeki oyunculardan biri. Bu arada Cengiz de olabilir belki. Çünkü bazen takımını 10 kişi gibi oynatan ama bazen de 3 gol 4 gol atabilen enteresan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Bu belki biraz yine birkaç cümleyle konuşabileceğimiz konulardan biri olabilir. Bir de tabii Galatasaray cephesinde de savunma hattında acaba bir değişiklik yaşanır mı? Acaba Abdülkerim yerine Sanchez'e görev verir mi? Diğer oyuncular aynı kalacak şekilde Okan Buruk. Orada da böyle bir soru işareti var ve buradan devam edebiliriz. Edelim. Cengiz'den başlayayım istersen. Şimdi Cengiz'in bu kadar ağır eleştiri altında kalmasının nedeni onun bir winner oyuncu olması, yani kazandıran oyuncu olmasından kaynaklı. Ya biz kazandıran oyuncu olarak aldık ama bir şey kazandığımız yok sorusu, ya da daha doğrusu bu noktadaki eleştiriler onun yoğun bir eleştiri bombardımanı altında kalmasına neden oluyor. Onu göremedi taraftarlar ya da Fenerbahçe camiası. Şimdi tabii ki senin söylediğin çok doğru. Yani Cengiz, az önce söylediğim noktadan hareket edersek, bir winner oyuncu olarak her maçı kendi takımının lehine çevirebilecek becerilere sahip. Az önce söylediğin bir başka noktadan da devam edelim. Hani Cengiz oynarken Dzeko mu oynasa, işte onların İtalya'daki bağlantılarının burada da uygulanması denilebilir ama burada maalesef Cengiz o formu göstermiyor. Dzeko da çok yavaş durağan bir yapı sergiliyor ki böyle bir maçta bunun olması pek kazanç sağlamaz diye düşünüyorum. Ama Cengiz bir maçın gidişatına tesir edebilecek oyuncular arasında. Ben tabii şöyle düşünüyorum, bütün Fenerbahçe camiasının keşke Cengiz değil de İrfan olsaydı diyeceklerini düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem tabii ki. Galatasaray tarafına döndüğümüzde Galatasaray'da iki tane bilmece var zaten. Yani sonu çözümlenmemiş iki konu var. Bir tanesi Abdülkerim'in geçen haftaki formsuzluğu ve Marcao karşısındaki etkisizliği acaba yine aynı sıkıntıyı oluşturur mu konusu var ki Victor Nelson, Davinson Sanchez olur mu? Bir de orta sahada hani Kerem Berkan arasında, Berkan'ın geçen haftaki o performansıyla attığı golle oyunun gidişatındaki etkisi, sonucu etkisi konusunda olur mu diye. Ben Kerem Demirbay'ın kalacağını düşünüyorum. Yani Kerem Demirbay'la devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da hani antrenmanlarda denemiş ama biz antrenmanı izleyemediğimiz için de göremiyoruz. Hani ben Abdülkerim'le de başlarsa şaşırmam. Çünkü çok net cümleler kuramıyorum bu doğrultuda. Çünkü teknik adamlar şöyle düşünürler. Bütün bir sezon o yükü çekmiş oyuncunun böylesine bir finali hak ettiğini düşünürler. Ve hak ettiği için de forma verirler. Yani şöyle düşünmezler. Çünkü Davinson Sanchez, Victor Nelson, Abdülkerim arasında Abdülkerim aleyhine gelişebilecek çok da önemli nokta yok. Bir oyuncu bir iki maçta hata yapabilir. Öyle bakıyorum. Onun için de Abdülkerim de oynayabilir düşüncesinde olduğumu söyleyebilirim. Ama Galatasaray muhabirleri de çoğunlukla Davinson Sanchez, Victor Nelson ikilisi gibi düşünüyorlar. Ama sol stoper noktası ve oyunu geriden kurma noktasında ben Abdülkerim'in biraz daha önde olduğunu düşünenlerdenim. Bir de orta sahayı konuşalım isterseniz Fenerbahçe cephesinde. İsmail'in yokluğunda acaba kim forma giyebilir? Krunic ismi, yani tırnak içinde söylüyorum, Fenerbahçe taraftarlarının biraz tüylerini diken diken eder konumda şu anda. Bir taraftan Szymański'nin bir formsuzluğu var. Bir de Bekao'nun tabii cezalı olması savunma hattını da etkileyecek. Burasıyla ilgili de bir değerlendirmenizi rica edeyim. Ya büyük maçlar genelde oyuncuların hayata dönüş maçlarını da oluşturabiliyor. Bu açıdan baktığımızda belki de Rade Krunic bu manada tekrar hayata tutunma, Fenerbahçe'ye tutunma maçı olarak bu maçı görebilir. Çünkü Rade Krunic'in hani biz evet Fenerbahçe'deki uyumunu yeterli bulmadık, ya da şöyle söyleyelim, bizim bakış açımızla şöyle bir durum vardı. İsmail'den daha iyi bir oyuncu geliyor noktasına takıldı herkes ama İsmail o denli olumlu bir görüntü sergiledi ki Rade Krunic onun yanında sönük bir yıldız gibi kaldı. Öyle olunca tabii otomatikman Rade Krunic üzerine de eleştiri yoğunlaştı. Ben açıkçası Rade Krunic'i tercih edeceğini düşünüyorum. Son bir dakikan bu arada. Bir
Bir dakikada söyleyeyim. Hemen Rade Krunic tercih edeceğini düşünüyorum. Fred Rade Krunic. Çünkü şöyle bir şey var. Yani orada Mert Hakan'ın gerilimli oyunu Fenerbahçe'yi eksik bırakmaya da müsait. Onun için de pek tercih edeceğini düşünmüyorum. Son bir dakikaya sığdırdığımı sanıyorum. Çok güzel sığdırdınız Aydın Doğan. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum tekrar. Ben de size ve izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.